Yeni bir haftada yeni bir konukla karşınızdayız. Gündemi değerlendireceğiz. Arkadaşımız, gazeteci yazar arkadaşımız Ertuğrul Mavioğlu lütfedip buyurdu geldi. Birlikte gelişen gündemi aslında pek de takip etmekte zorlandığımız, hızından ötürü takip etmekte zorlandığımız Türkiye'nin gündemini, politik gelişmelerini değerlendirmeye başlayacağız. Biz bu programı hazırlarken OHAL yasasının birinci bölümü meclisten geçti. Onaylandı kanunlar. Valiliğe OHAL'in 3 yıl süreyle kalıcı hale getirilmesini öngören yasalar onaylandı. Yani bir ucundan başlayalım. Hocam bir ucundan başlayalım konuşmaya. Artık bakalım nereye gidecek lafımız. Ya, hocam. Belki şeye bakmak lazım. Bu yaklaşık olarak 22 aydır devam eden bir OHAL süreci vardı ve dediler ki biz 18 Temmuz'da OHAL'i kaldırıyoruz. Aslında bunun işaretini şeyde vermişlerdi, seçim öncesinde vermişlerdi, 24 Haziran seçimleri öncesinde. Ve bir seçim vaadi olarak OHAL'i hakikaten de 18 Temmuz'da kaldırdılar. Fakat Türkiye hep böyle bir ülke. Atıyorum 141-142 kalkar yerine terörle mücadele yasası gelir. Ne bileyim ben, benzer uygulamalar hep kendi boşluğunu tamamlayarak devam eder. İşte OHAL Allah'ın bir lütfuysa ya da bu darbe Allah'ın bir lütfuysa veya OHAL hükümete 22 ay boyunca her tür zorbalığı yapma imkanı verdiyse, bu zorbalığın tadına varan iktidar tabii ki yasasız, hukuksuz, itirazsız iktidarını sürdürebilmek amacıyla yeni bir şeye gereksinimi vardı. Adı OHAL olmayan ama OHAL'in meşrulaşmasını sağlayan, yasallaşmasını sağlayan bir zemin yaratmak istemişlerdi. Hatırlarsın işte 12 Eylül döneminde demokrasiye geçiş süreci adı altında ifade ettikleri her şey 1982 Junta Anayasası'yla aslında bütün Junta'nın uygulamalarının meşru kılındığı, devleti yetkilerle donatan, vatandaşı da bir görevli kılan, haklarını elinden alıp bir dizi göreve mecbur kılan bir sistemi yaratmıştı. Ve o sistem de uzunca bir süre devamını sağladı. Herkes zannetti ki seçimler gerçekleşti 83 yılında, bu seçimler sonrasında da insanlar gerçekten demokratik bir zeminde hayatlarını sürdürecekler. Ama bu kocaman bir yalandı. Benzer uygulama şimdi tüm tarih boyunca iktidarların öğrendiği, üstüne koya koya o bir helozenik bir şekilde dünden almış oldukları dersle bu zorbalığı nasıl meşru kılacaklarını ta aylar öncesinden belki hazırlamışlardı ve bu hazırlığın sonucunu şimdi bugün yaşıyoruz. Mühim olan bence şöyle bir şey, aslında onu konuşmak daha faydalıymış gibi geliyor bana. Tabii ki zorbalar kendi zorbalıklarını meşrulaştırmak, önümüze bir hukuksuz, herhangi bir yasaya tabi kılmadan her tür baskıyı gerçekleştirebilecekleri bir sistemi her zaman öngörürler ve sanki bu da demokratik bir sistemin parçasıymış gibi göstermek isterler. Bu işin doğası. Soru belki biz ne yapacağız meselesi. Yani bu milyonlarca insan ne yapacak meselesi. Örneğin hatırlarsınız OHAL meselesiyle ilgili AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı seçimler öncesindeki herhalde birkaç ay önce şöyle bir açıklama yapmış. Demişti ki bu OHAL sayesinde grevleri engelleme veya imkanımız var. Büyük yatırımcılara o çerçevede çağrı yapıyordu. Gelin burası rahat bir ülke sizler açısından. Grevle, direnişle, hiçbir şeyle karşı karşıya kalmayacaksınız. İstediğiniz gibi sömürüyü gerçekleştireceksiniz. Mayalinde söylenecek bir söz. Benim anlayabildiğim kadarıyla OHAL'i kalıcı hale getirmelerinin bir boyutu bununla alakalı. Her tür itirazı ortadan kaldırmak. Muhalefeti. Tabii her tür muhalefeti, her tür. Yani bir anlamda şöyle söyleyeyim. Bu AKP-MHP bloğunun ortaya çıkartmış olduğu akım her neyse, bunun adına işte Ergenekon AKP ittifakı diyebilirsiniz. Tarikatların içinde dahil olmuş olduğu bir ittifak toplamı, bir koalisyon toplamı diyebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Bunun dışındaki her tür bakışı
bir anlamda kriminalize eden bir iktidar bloğu var karşımızda. Her tür bakışa ama. Yani her tür itiraz bir anlamda terör kisvesinin altında bir anlamda boğulmaya çalışılıyor. O yüzden de örneğin işte ODTÜ'lü öğrencilerin mezuniyet törenindeki yapmış oldukları eylemden ötürü tutuklanması gerçeğini düşünün. Yıllar önce o Tayyipler alemi karikatüründen ötürü karikatürün çizileri beraat etmiş. Bu dava kapanmış. Ama aynı karikatür yıllar sonra bir mezuniyet töreninde ortaya çıktığında bu bir tutuklanma sebebi sayılabiliyor. Yani burada anlayabildiğimiz kadarıyla geçen tarih süreci içerisinde hak denilen, hukuk denilen kavramlar tümden rafa kaldırılmış durumda. Eski kararlar, eski demokratik bir takım kararlar, düşünce ifade özgürlüğünü besleyebilecek nitelikte, onu destek verecek nitelikte hukuki kararlar. Hepsi ne artık unutmamızı istiyorlar. Ne istiyorlar? Yeter ki bir yeni Türkiye diye adlandırdıkları pembe tablolardan ibaret bir Türkiye'nin propagandasını yapın. Onun dışında herhangi bir cümle söylemeyin istiyorlar. Benim anlayabildiğim kadarıyla bu. Seçim öncesi, referandum ve seçim öncesi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalarda, zaten başkası pek konuşmadı, hep o konuşuyordu. Hep onu dinliyorduk zaten. Onun konuşmalarında şu anki durumun ya da uygulayacakları sistemin getirecekleri yeni Türkiye'nin hukuksal yasal dayanaklarını oluşturacağı sistemin ipuçlarını verdi. Hatta açık açık söyledi yani. Açık açık söyledi yani. Meşruiyeti nelerin üzerine oturtacaklarını açık açık söyledi. O zaman da kendine muhalif olan herkesi terörist ilan ediyordu. Kendini eleştiren herkesi terörist ilan ediyordu. Yani diyordu ki yeni Türkiye'de muhalif bir sese, bizim düşüncelerimizin dışında herhangi bir şeyi söyleyecek bir sese tahammülümüz yok. Bunların hepsini kriminalize ederiz. Hepsi bizim için teröristtir. HDP'li mi? PKK'lıdır. Bizim için ayrımı yok. Mantıkları, felsefeleri aynen böyle. Şimdi bu iş HDP'yi de açtı, CHP'ye de bulaştı. Zaten mecliste görüyoruz Ahmet Çık'ın bırakın konuşmasını kesmeyi, konuşmaya başlattırmadılar bile. Ki çok da absürt, çok sert, sivri bir konuşma da değildi aslında bana göre. Yani şimdi Ahmet Çık'ın konuşmasının esas özelliği bence şurada. Sistemin içinde bulunduğu tabloyu doğrudan doğruya bir ayna gibi yüzlerine tutmasıyla alakalı. Çok özet ifadelerle yaptı bunu. Ve bu anlamda da tabii buna karşı şöyle bir şey söyleyebilirlerdi. Bir hayır biz böyle değiliz de şöyleyiz. Tabii bu, öyle bir sistem kurmuş ki adam sadece ve sadece reaksiyoner bir tutumdan, kendi duymak istediği cümlenin dışındaki söylenmiş olan her tür cümleye sert tepki göstermekte ibaret bir şey. Tam daha Meşrik'in orada cümlelerinden bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam susturamadıklarınızın üzerine milislerinizi salıyorsunuz gibi bir cümle vardı. Tam o cümlede saldırmaları da çok enteresandı yani. Şimdi şöyle bir noktadan bahsetmek lazım bence. 24 Haziran seçimleri aslında çok da fazla seçimmiş gibi görünmüyor gözüme. Bir süreden beridir benim içinde bulunduğum kuşkular çerçevesinde düşünüldüğünde ortalıkta bir seçimden ziyade bir simülasyonu karşımıza koyup oynattıkları bir ve hepimizi bir, böyle bir algının içerisine sürükledikleri bir zeminden bahsetmek daha makul. Bunun birkaç ayağı var tabii işte örneğin MHP'nin içinden kocaman bir parti çıkartmış olmasına rağmen yaklaşık olarak o %9.96 İYİ Parti'yi kastediyorum. Hala oy oranını %11.1 daha önceki seçimlerde aldığı oy oranından sadece %0.8 düşük oy alması meselesi örneğin. Ya da bütün bu seçim süreçlerinde bu sandık güvenliği meselesinin bir türlü düzgün bir şekilde gerçekleştirememeleri olgusu. Seçsiz denilen sistemin doğrudan doğru UYAP sistemin içerisinde olması. Bu UYAP sistemin içerisinde olmasının yanı sıra UYAP'ın doğrudan doğru Adalet Bakanlığı'na bağlı olması. 2017 referandumunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın istifa etme zorunluluklarının ortadan kaldırılması. Bir bütün olarak baktığınızda
bir seçimin nasıl kendi istedikleri gibi sonuçlanabileceği konusunda bir zemini hazırlamış durumdalar aslına bakarsanız. Yani her şey bir simülasyon muydu? Ya şimdi bunu tam olarak söyleyebilmek için gerçekten kanıtlarınızı çok net olarak ortaya koymak zorundasınız. Ama bunun kanıtlarını ortaya koymanın da imkan dahilinde olmadığını da biliyorum bir yandan da. 4 gün önce seçimin sonuçları açıklanmıştı. Ya, tabii Anadolu Ajansı'nın yapmış olduğu simülasyonla Tayyip Erdoğan'ın %52.7'lik bir oy oranıyla kazanacağının bir anlamda ilan edilmesi ve seçim sonuçlarının da aşağı yukarı neredeyse 0. bilmem kaç puan farkla aynı sonucu elde etmesi çok enteresan bir tesadüf olmaması lazım. Bunun yanı sıra seçimden bütün siyasi partilerin bir anlamda mutlu ayrılması da çok enteresan. Çok şöyle bir şey söyleyeyim yani seçim gecesi ben sürekli o dönemde sadece seçim için Tele1'de çalışıyordum. Ekrandan sürekli takip ediyordum ne olup ne bittiğine dair. Ve birdenbire şöyle bir şeyle karşılaştım. Seçim sonuçlarının, Anadolu Ajansı'nın vermiş olduğu seçim sonuçlarının yalan olduğunu söyleyen herkes kendi hedeflemiş olduğu hikaye gerçekleştiği an itibariyle bir mutluluğun içerisine girdi. Mesela HDP %10.00 Anadolu Ajansı'nda gördüğü an itibariyle genel merkez önünde havaya durmaya başladı. CHP 1 Kasım seçimlerinde elde etmiş olduğu milletvekilinden daha fazla milletvekili elde edeceğini fark edince oy oranın düşmüş olmasına rağmen sevindi. MHP içinden parti çıkartmasına rağmen eski oy oranını koruması çerçevesinde sevindi. İyi Parti bir anlamda neredeyse %10 barajına yakın bir oy alarak rüştünü ispat ettiğini düşünerek sevindi. AKP zaten tek derdi Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesi meselesiydi. O da mutlu oldu. %42'ye düşmüş olmasına rağmen seçilmiş olan sandalye sayısı itibariyle de neredeyse meclis çoğunluğuna sadece 5 koltuk kalmıştı. Yani bu anlamda da sevindi. Zaten o Cumhur İttifakı dedikleri şey MHP-AKP toplamıysa zaten meclisteki çoğunluğu elde etmiş olan bir şey vardı. Fakat sorun esas itibariyle bence ya da bir şey daha söyleyeyim Muharrem İnce'nin %30'lar seviyesine çıkması kendisi açısından çok sevindiriciydi. 1974 yılından beri ilk defa 41 yıldır ilk defa. Alternatif bir aday olmasının etkisi var bence. Bir sürü insan ona oy verdi. Ya mutlaka. Bir sürü insan oy vermiştir vesaire. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum. 2000 yılındaki Amerikan seçimlerini. Amerikan seçimleri ilk kez 2000 yılında elektronik seçimlere dönüşmüştü. Ve Bush ile, Baba Bush'la Al Gore yarışıyordu o seçimlerde. Şimdi onun bir filmi vardır. Şimdi Al Gore zannedersen filmin adı. Filmde şöyle bir hikaye var. Al Gore'un danışmanlarından bir tanesi bir avukat ve çok ceval bir adam. Seçim sonuçlarına her yerde itiraz ediyor ve her yerde elde etmiş olduğu sonuçların çıkan sonuçlarla, gerçek sonuçlarla açıklanan sonuçlar arasında bir açıyı ortaya koyuyor ve Al Gore her seferinde bir adım daha öne geçiyor. Ve bir an geliyor, öyle bir nokta ki bu an Al Gore şöyle diyor, kendi danışmanını durdurarak, evet diyor. Israr etme artık diyor. Biz kazandık ama kaybettik. Mevzumuz şu. Elektronik seçimler söz konusu olduğunda ki Türkiye'de elektronik oylamanın sonucu o yüzden bu kadar çabuk ve hızlı bir sonuç alma imkanımız vardır. Siz asla %49.5'a %50.5 gibi bir ayarlama yapılmışsa eğer küçük yazılımlarla siz bunu ancak bütün sandıkları döküp ortaya tek tek elle saymak dışında hiçbir şekilde tersini ispatlayamıyorsunuz. Hatırlayın Trabzon Milletvekili, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen seçimlerde 3 ay önce bir açıklama yaptı. Ya dedi her şeyi çok becermişsiniz, çok iyi yapmışsınız ama tek beceremediğiniz şey şu olmuş. Mezarlıklara sandık koymayı unutmuşsunuz dedi. Sebebi de şu. Hepimiz biliyorsunuz sevindik ailelerimizin secerelerini öğrendik değil mi? Ben de kendi açımdan söyleyeyim yani benim dedemin büyük annesi hala sağ gözüküyor.
2.570.000 insanın sağ mı ölü mü olduğu nüfus vatandaşlık genel müdürlüğüne göre belki belli ama set sistemine göre nasıl olduğunu bilmiyoruz. Çünkü nüfus vatandaşlık genel müdürlüğünün verileriyle set sisteminin içindeki seçmen sayısına dair veriler birbirini tutmuyor. Bunlar birbirinden çok farklı. Aralarında 1 milyon, 2 milyon gibi şey farkları var. Seçmen sayısı bakımından. Şimdi bu çerçevede düşünüldüğünde siz devletin olanaklarına sahip değilsiniz. Seçmen sayısının tam olarak muhalefet olarak ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bırakın onu, daha seçimlerden kısa bir süre öncesine kadar sandık sayısının bile kaç olduğu belirsizdi. Yani yaklaşık olarak açıklanan sandık sayısıyla 24 Haziran seçimleri sonrasında öğrendiğimiz sandık sayısı arasında yaklaşık olarak 20 bin civarında bir sandık, yanılmıyorsam bu civarda bir sandık sayısı farkı bile var. Yani o yüzden seçim öncesinde muhalefet liderlerinden gelmiş olan ya da işte bu adil seçim platformundan gelmiş olan 600 bin kişiyi seferber ettik, işte bilmem kaç yüz bin avukat her sandıkta görev yapacağız falan, ama bunların hepsinin hikaye olduğunu zaman içerisinde gördük. Yani seçim gecesi gördük. Sadece orada, hatta benim tanıdığım arkadaşlarım bile vardı. Ne seçime inanırlar ne bir şey. Sandıkları, ilçe seçim kurullarında sandık güvenliği için gittiler. Ben bir tanesine sordum, dedim ya ne işin vardı orada? Ya dedi, o kadar fazla genç vardı ve o kadar fazla genç inanmıştı ki hiç olmazsa onları kurda kuşa yapamamız için gittim. Yani çünkü ilçe seçim kurulunda bile elinize geçmiş olan bir sonuç varsa bunları bir araya getirebilecek olan alternatif bir sistem kurulabilmiş değil. Ve işin ilginç tarafı, AKP iktidarı bunun çok net farkındaydı. Bütün toplumun hazırlanmış olmasına rağmen, evet seçim güvenliği sağlanacak denilmesine rağmen vesaire, AKP çok farkındaydı bunun karşılığında yeni bir alternatif oluşturulamayacağının çok farkındaydı. Bu yüzden de gayet rahat hareket ettiler. Ne yaptılar seçim günü, ben size söyleyeyim. Cambaza bak yaptılar. Seçim öncesinden başlayarak. Herkesi sandıktan oy çalınacağı ihtimaline ilişkin hazırladılar. İşte Suruç'taki katliamda, ki o 3 kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin öldürüldüğü olaydan başlayarak seçim sabahına itibaren müşahitlerin dövülmesi, gözümüzün önüne dikilmiş olan işte kullanılan toplu oylar, Selahattin Demirtaş'ın falan oylarının çöplüklerde bulunması ve bizim bunu anında haberdar olmamız çok enteresandı. Gösterdiler yani bize. Biz bunları yapıyoruz işte bak. Toplu oy kullanıyoruz. Erdoğan lehine oy kullanılıyor. Bak Demirtaş'ın oyları çöpe atlıyor. CHP'nin oyları çöpe atlıyor vesaire. Biz bunlara yoğunlaştık ve bütün kamuoyu da bunlara yoğunlaştı. Ne yaparsın? Sen o tarafa bakarsın. O tarafa baktığında başına ne gelir? Öbür tarafta ne oldu, ne bittiğini bakmazsın, ilgilenmezsin bile. Hani İnce 50 bin avukatla gidecekti YSK'nın önüne? Gitmedi. Çünkü İnce'ye de bir sonuç gelmedi. Çünkü öyle bir sonuç verecek olan bir mekanizma yoktu ortalıkta. Çalışmadı ki. Çalışmadı değil, yoktu öyle bir mekanizma. Yani. Ben seçim gecesi arkadaşlarımı ilçe seçim adil seçim platformunu İstanbul bürosuna gönderdim. Kapıyı açmadılar. Çünkü içerideki rezalet dışında başka hiçbir şey görmeyecektim. Çalışmayan 3 tane bilgisayar, daha doğrusu bilgi akışına sahip olmayan 3 tane bilgisayar. Hatta bırakın onu, manuel telefonla bile bir kayıt tutacak, toplayacak herhangi birisi yok. Bunları bir yere getirecek olan bir mekanizma yok. Sen bunu, üstelik iktidar da bunun böyle olduğunu biliyor. Ne yapacak? Seni doğrudan doğruya sandıklarda hile yapılma ihtimaline karşı öbür tarafa baktıracak ve diğer tarafta da yapmak istediğini yapacak diye iddia ederim. Peki seçimlerin... Ve bir iddiam da söyleyeyim, bu 2007 seçimlerinden beri aşağı yukarı böyle. Yani 2002 seçimlerinde %36 oy alan AKP'nin oy oranının 2007 seçimlerinde hızlıca 8-9 puan yükselmesi ve daha sonraki dönem içerisinde 2010 referandumunu düşünün. Orada HDP boykot tavrı koymasaydı büyük ihtimalle %49,5'a %51 gibi bir oy oranıyla geçecekti yine anayasa. Değişikliği 2012 Eylül referandum açısından söylüyorum. Ya da 1 Kasım seçimlerini düşünün. Yani 1 Kasım seçimlerinde de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Birdenbire 6 milyon oy 7 Haziran'la kıyaslandığında 6 milyon oy bir anda yörünge değiştirdi.
Şimdi tabii biz solcular, sosyalistler bunların hepsine makul bir takım gerekçeler üretme konusunda da çok mahiriz yani. İşte hendek vardı, işte çatışma oldu, halk korktu, şu oldu, bu oldu. Bizim açımızdan gerekçeler çok fazla. İşte 12 Eylül'den sonra hatırlarsın sen de 12 Eylül'den sonra diye başlayan ve yazılmış olan binlerce yazı. Hepsi 12 Eylül'ün nasıl halkımızı ezdiğini, yamulttuğunu, korkuttuğunu, sindirdiğini ve o sebeple de bir karşı duruşun olmadığını anlatan nitelikte makul yazılardı. Peki öyle miydi hikayenin ta kendisi? Ya da şimdi böyle mi? Yani hayatla karşı karşıya geldiğinizde başka bir hikayenin önünüze yığılmış olduğu gerçeğiyle hiçbir zaman yüzleşmiyoruz biz. Yani koskoca devletin varlığına inanıyoruz, bunun zorbalığına inanıyoruz, bunun hırsızlığına inanıyoruz, bunun katilliğine inanıyoruz. İşte bilmem her şeye inanıyoruz ama seçim deyince sonuçlar böyle çıktı deyip kenara çekiliyoruz. Böyle bir dünya yok. Yani vergi kaçırmayı bilen, işte bilmem bölgelerde bir takım numaralar çeviren, sandıkları oradan oraya aktaran vesaire. Böyle bir devletin varlığını tamam ama nedense sandıkları sayarken çok ahlaklı davranan bir devlet var karşımızda. Nasıl bir iş? YSK ellerinde, seçsi sistemi ellerinde, Adalet Bakanı tarafsız falan diye bildiğin tam da Erdoğan'ın mahalle başkanlarına verdiği talimat gibi şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyen bir toplam. Şimdi bu şartlar altında ne bekliyoruz? Şunu bekliyoruz. 24 Haziran'da parlamento seçimleri tamamen partiler açısından tatmin ediciydi. O yüzden de Erdoğan'ın ilk turda kazanmasına hiç kimse ses çıkarmadı. Yani belki de manipülasyon ona yönelikti. Evet. Tamamen öyle. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü artık ilk başlangıçta söylediğin gibi senin parlamento çok da gerekli bir kurum olmaktan çıktı. Zaten çok da açık söylüyorlar. Parlamenter sistem bitti diyorlar. Ama parlamento açık. Niye? Çünkü arada bir seyredelim bakalım. Tartışıyor insanlar, kavga ediyor falan filan. Bunlar çok eğlenceli şeyler. Ama bir yasanın yapılması, bir kararın alınması, insanların memuriyetten atılması, işte insanların işlerine olması, grevle yasaklanması vesaire, bir adamın, hatta büyük yatırımcı gelecek, o büyük yatırımcının doğrudan doğruya muhatabı saray ise, işte saraya kimin gelmesi meselesi bence en önemli konudur. Evet, artık saray rejiminde yaşıyoruz. İşte bu fark edilmiyor. Yani herkes biraz eski kafayla düşünüp yeni duruma ilişkin bir takım izahlarda bulunmaya çalışıyor. Bence yeni duruma ilişkin izahta bulunmanın tek yolu yeni durumun ne olduğunu anlamaktan geçiyor. Evet, adını koyuyoruz saray rejimi ve bu saray rejiminin adını koyduktan sonra da biz parlamento seçimlerinde HDP barajı mı geçmiş, yok CHP bilmem kaç milletvekili kazanmış, İyi Parti neymiş falanmış. Bunların bir manası kalmadı artık. Hakikaten bir manası kalmadı. Sadece göstermelik. Parlamentoda atıyorum bu Çorlu'daki tren kazası konusunda araştırma gerçekleşseydi ne olacaktı? Gerçekleşmeseydi ne olacaktı? Yani enerjiyle reddedilmiş. Yani işte ama bak herkes onu görüyor, hala parlamentonun eskisi gibi çalıştığını. İşte o cambaz. Algı bu yani. Cambaz hikayesi burada. Algı hala öyle ama yeni sistemde eksik kanunların, kararnamelerle, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle doldurulması bütün yürütme yetkilerini Cumhurbaşkanlığı sistemine getirdi. Yani öyle ki meclis diyelim artık, parlamento bir kanun yapsa bile bu kanuna son şeklini verecek olan Cumhurbaşkanı herhalde. Yani istemediği bir şeyin kanunlaşması mümkün olabilir mi bu konuda? Olamaz. Yani şekli, sistemin çalışacağı şekli, istediği çerçeveyi belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı sistemi, saray rejimi. Bakanlarını seçti. Bakan yardımcıları da atandı şimdi. Elinde şöyle bir yetki var. Cumhurbaşkanının kararnameleriyle artık o haller ilan edilip yürürlüğe konulabiliyor. Eskiden meclisin çıkardığı, bakanlar kurulunun çıkardığı kanun hükmünde kararnameler meclis onayına sunuluyordu. Şimdi Cumhurbaşkanı kararnamelerinde böyle bir şart da yok artık. Evet.
hiçbir denetim mekanizması yok. Hakkında bir soru önergesi bile veremiyorsunuz. Ötesine bir soru önergesi bile veremiyorsunuz. Hakkında soru açabilmek için rakamlar öyle de zannedersem 401 oy gerekiyor. 600'lü bir mecliste 401 oy gerekiyor. Öyle bile olsa Cumhurbaşkanlığın meclisi feshetme etkisi var. Bir gerekçe göstermese gerekmiyor. Meclisi feshedip yeniden seçimlere gidebiliyor. Yani bu koşullarda eski dönemleri hatırlarsanız şöyle bir laf dolaşıyordu ortalıkta. İstanbul'la ilgili özellikle. İstanbul'da çok değerli araziler var. Kupon araziler diyorlar buna. İETT arazisi gibi kupon araziler var. İşte Boğaz'daki büyük koruluklar gibi. Bunların getirisi, rantı gerçekten çok yüksek. Bunları kendine bağlamıştı. Benim bilgim dışında bir kupon arazi satışı olmayacak. Bunu bana getireceksiniz diye bir şeyi vardı, dayatması vardı. Bu gazetinde falan da yer aldı hatta. Zannedersem. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi farklı bir şey değil. Yani en ince ayrıntısından bütçe yapmadan yasalardaki eksiklerin kararnameler doldurulmasına varana kadar her şey artık sarayımız yapıyor. Yaşasın saray. Belki de esas konu şöyle bir şey. Bu senin söylediğin ve daha pek çok konuda bizim sol sosyalist ya da işte halk kamuoyu diyelim yani. Çok duyarlılıkları gelişti. İşte kadına şiddet meselesinde, evet. İşte bu araziler meselesinde, yağma meselesinde, talan meselesinde çok duyarlılıklar var. Önemli olan bu duyarlılıkların nasıl ortaya konulduğu ya da nasıl ortaya konulamadığı meselesi bence. Yani o yüzden dedim ya, işte bu böyle zaten. İşte 12 Eylül Cuntası dönemini yaşadık, ağır bir şekilde de yaşadık. Her tür işkence yapıyorlardı, insanları öldürüyorlardı. Hukuksuz bir şekilde idam sehpalarına götürdüler insanları. Ve aslında hiçbir hesap vermeden geberip gittiler yani. Hatta silsile olarak baktığında emir komuta zinciri içerisinde çok da sayıda sorumluluğu olan insanda bununla ilgili herhangi bir hesap vermeden çekti gitti. Ya da halen hayatını sürdürüyor. Bu önemli değil. Önemli olanı bu ülkede yaşıyoruz. Canımızı yakan çok fazla olay var. Yani şu dünden bugüne doğru geriye doğru saydığımızda Çorlu'daki tren kazası meselesinde kaç kişi Twitter'da, Facebook'ta ya da Instagram'da yazdığı 3-5 cümle dışında hakikaten duyarlılığını belki olay yerine giderek, belki insanlarla konuşarak, belki orada yeniden bir örgütlenmenin içerisine girerek, bir itirazı çok güçlü bir şekilde dile getirerek, hepimiz o trenin yolcusu olabilirdik, belki de hepimiz o trenin yolcusuyuz diyerek bu tavrını gösteremedi. İşte atıyorum 150 bin civarında kanun hükmünde kararnamelerle işten atılmış insan var. Bunların azımsanmayacak bir kısmı da o Fethullah Metullah dışında tamamen işte eğitimsel olmaktan, solcu sosyalist olmaktan, Kürt olmaktan kaynaklı olarak atılmışlar. Ve birkaç kişinin Yüksel Caddesi'ndeki direnci dışında hakikaten çok ciddi bir karşı çıkış bile olmadı. Şimdi buradan bakıldığında hiç mi hırsızın suçu yok diye bir oturup düşünmek lazım. Yani biz temastan uzaklaşmışız. İnsan insana değmez olmuş. Birbirimizle konuşmaktan uzaklaşmışız. Yani herkes bir şeyin içerisine gömülmüş. İşte sosyal medyadan bir tane mesaj attı mı rahatlıyor. İşte görevini yerine getirdiğini düşünüyor. Ve yürüyüp gidiyor her şeyin üzerinden. Evet, saray rejimi çok kötü. Ama junta rejimi de çok kötüydü. Biz bunları yaşadık. 90'lı yıllarda Çiller Ağar İkilisi'nin geliştirmiş olduğu pek çok sayıda faili meçhul cinayetlerin, yerinde infazların, toplu infazların gerçekleştirmiş olduğu rejim de çok kötüydü. Daha sonrasındaki hikayeler de çok kötüydü. Biz tarihimiz boyunca hiç böyle iyi bir şey yaşamadık. Yani böyle şöyle bir nefes aldığımız, oh bir rahatladığımız, sözümüzü söylediğimiz zaman başımıza bir şey gelmediğinde emin olduğumuz herhangi bir dönem yaşamadık ki. Bu bizim talihsiz bir kuşak olmamızla da alakası yok. Türkiye bunun üzerine kurulmuş. Müthiş bir eşitsizlikler toplamı, ezenle ezilen arasındaki uçurum çok derin ve zorbalık dışında başka tür bir yönetme biçimini devletlerin, üst üste kurulan hükümetlerin bilmediği bir sistem içerisinde yaşıyoruz. O da hepimize zorbalık olarak fatura ediliyor. Şiddet olarak fatura ediliyor.
Şimdi bu şartlar altında peki biz bunun karşısında yeterli bir mukavemet gösterebiliyor muyuz? Mukavemede bulunabiliyor muyuz? Yapıyor muyuz bunları? Belki esas sorun belki buradadır. Seçimlerde gittin, sandıkta oy kullandın. Çok istiyordun HDP'nin barajı geçmesini. Geçti. Ne oldu? Başımız göğe mi erdi? Ya da CHP işte atıyorum 126 değil de 149 milletvekili çıkarttı. Aman çok mu sevindi insanlar? Muharrem İnce %30 oy alınca. Çok mu iyi oldu? Belki de başımıza yeni bir diktatör yetiştiriyorduk eğer ki tesadüfen kazanmış olsaydı. Çünkü daha seçimden öncesinden başlamıştı. Bakanları ben atayacağım. 5 yıl bunun süresi var. 5 yıllar önce normale geçmeyiz falan gibi. Yani benim anlatmaya çalıştığım biraz böyle bir şey. Bir şeylerin peşine sistem sizi takılmanızı sağlıyor. Seçim diyor peşine takılıyorsunuz. İşte bilmem yeni bir lider çıkarttım diyor. O CHP'nin içerisindeki tartışmalar, yeni kurultay kavgaları vesaire. Baktığınızda Şen Yaşar ailesinin bütün erkekleri öldü. Kadınları ve çocukları Suruç'u terk etmek zorunda kaldılar. Ve hesap soran kimse olmadığı gibi aile üzerinde tehditler devam ediyor. Gözümüzün önünde işlenmiş cinayetler bunlar. Yani kamera görüntüleri falan her şey var ama böyle. Roboski, unutursak kalbimiz kurusundu. Kalbimiz kurudu ve hepimiz unuttuk. Yani ne oldu o işi yapanlar? Yani onun katilleri hala yeni planlar mı yapıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz ki. Yani yine yarın öbür gün tepemize bombalar asıldı, ne diyeceğiz? Bir şey mi oluşuyor? Baştan beri var zaten, bu 12 Eylül'de de var, öncesinde de var. İnsanların, halkın, kamuoyunun nasıl düşüneceği, ne şekilde davranacağını çerçeveler çiziliyor, sana alternatif olarak sunuluyor. Başka alternatif olmadan sana sunuluyor. Sen böyle düşünebilirsin, böyle şeyler yapabilirsin. Şimdi olan şey de bundan vallahi farklı değil. Sistemin içinde düşünmeye devam ettikçe, tabii ki sistemin argümanlarıyla konuşmaya, tartışmaya ve sistem içinde bir çıkış aramaya başlıyorsun. Bu iş bu kadar basit. Yani solda duran insanların bile giderek reformistleşmesinin sistem içinde ya azıcık biraz konuşalım yeter, çok da fazlasını istemiyoruz demelerinin falan nedenleri buradan geliyor yani. Şöyle bir söylem vardı seçim öncesinde, ya işte o kazansa bu kazansa ya da işte Tayyip gitse bir başkası gelse aslında sistemde değişen bir şey yok ama bize bir hava alacak, nefes alacak bir zaman bırakır. En azından bir nefes alırız. Bu reformizmin ifade bak, ettiğin şeyin çok başka bir... Daha çok şeye ihtiyacımız olduğunu söylemeye çalışıyorum ben. Mesela OHAL döneminde iş cinayetlerinde %10'luk bir artış gerçekleşmiş. Niye biliyor musun? Çünkü iş bırakmak diye bir şey yok. Yapamıyorsunuz. Yani o sizi güvenliksiz, kötü, uzun mesai saatlerine mahkum eden patronun karşısında herhangi bir direnme eğilimi ortaya koyduğunuzda terörist diye kafanıza çökmeleri ihtimali çok yüksek ve bunu defalarca başka örneklerle koyuyorlar ve işçi içinde bulunduğu şartlara razı olmak zorunda kalıyor. Bir yandan çalışmak durumunda çünkü hani tırnak içinde ekmek parası. Ya da bilmem çocuğunu eğitim parası ya da işte bilmem barınma parası en temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda ama sevk edildiği kötü şartlarda direnme ihtimali sıfır. İşte bu baskı çok somut olarak karşımıza iş cinayetlerindeki artışın oranını veriyor. Daha önce 1000 işçi ölüyorsa 1100 işçi ölüyor. 3000 işçi ölmüşse 3300 işçi ölmeye başlıyor. Şimdi arasına şöyle bir şey de gireyim. İş güvenliğinin maliyetteki payı %6 gibi. Yani bilimsel veriler bunlar. %6 gibi bir maliyete payı var. Bizim vahşi kapitalizmimiz, ben öyle adlandırıyorum, vahşi kapitalizmimiz yani 1800'lerin İngiltere'sine benziyor aynı. Sömürüden daha fazla kazanabilmek için, daha fazla para kazanabilmek için o %6'lık iş güvenliği payını hiçbir şekilde uygulamıyor. Kesinlikle. Hangi iş yerine giderseniz gidin, kesinlikle uygulanmıyor. Yani belki uygulayan, batı bir çalışan firmalar, şirketler vardır. Ben tanık olduklarım da var bunların içerisinde. Ama büyük çoğunluğu, özellikle Anadolu sermayesi kökenlilerin büyük çoğunluğu, belki de hepsi diyebiliriz, bu %6'lık iş güvenliği payını hiçbir şekilde harcamıyor. %6 ekstradan para kazandığımı düşünüyor. Nasıl? Allah koruyor. Tevekkül. Önce tevekkül yazıyorlar her yere artık. Ya son tren kazasına bak ya. Demiryolu bekçileri denilen kadroyu ortadan kaldırıyorsun.
Ki onlarla yapılmış olan röportajları falan ben izledim. Çok enteresan. Yani günün 12-13 saatini tren raylarında dolaşarak geçiren insanlar bunlar. Yani ne yapıyor? Ha, nerede vida gevşemiş, nerede toprak göçüğü var, nerede buradan tren o ağırlığıyla geçerse ray eğrilir, kırılır mı, raydan çıkma ihtimal. Bunlara bakıyor sürekli. Yani günde 10 saat, 12 saat rayların üzerinde yol yürüyen insanlar bunlar. Niye maliyetli? Her biri işte bilmem ne kadar para alıyor. Peki onu kaldırdığında yerine rayların güvenliğini sağlayabilecek neyin var? Hiçbir şeyin. İşte öyle bir ölüm, göz göre göre ölüm. Göz göre göre adına kaza denilen bir cinayetten bahsediyoruz burada. Ya da işte bak Soma katliamını düşün, 301 işçinin öldüğü. Çok basit bir hikaye. Rödovans diye bir sistem kuruyor adam. O Rödovans sistemini kurduktan sonra işçilerin ölmemesi zaten imkansız. Çünkü Rödovans sistemi durmaksızın çalışmayı gerektiriyor. Durmaksızın. Çünkü devlet sen ne kömür üretirsen üret, ben sana burayı arpalık olarak verdim. Çalış ve her 24 saat çalıştır. Ne kadar üretirsen hepsinin alıcısı benim diyor. Çıkmış oraya. Şimdi bu şartlar altında aynı bu yapıştet devret gibi mantıklar üzerine köprülere taahhütte bulunuyorlar ya, işte şu köprüyü sen yap. Şu kadar aracın geçmesi üzerine, geçmezse ne olacak? O geçmezse de o parayı, açıktaki parayı ben vereceğim diyor devlet. Bunun gibi bir sistem yani. O yüzden de işçiyi 10 saat, 12 saat çalıştırıyorsun. Hiçbir şekilde havalandırmaya, griz ölçümlerine vesaire bakmaksızın sen çalışmaya devam ediyorsun. Orada kaçış odalarının olması, can kurtaran odaların olması gerekken onu yüksek maliyet olarak görüp yapmıyorsun. Ve sonrasında diyorsun ki ben elimden gelen her şeyi yaptım ama işçi de ölüverdi ve fıtrat diyorsun bunun adına. Bunun adına fıtrat diyorsun. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Soma'da o hal mi vardı yoksa işte tek adam iktidarı mı vardı da Soma'nın siyasi sorumluluğunun herhangi bir şekilde yargılaması olmadı. Yani tamam anladım. Soma'da işte genel müdüre bilmem kaç yıl, öbürküne bilmem kaç yıl bir göstermelik bir takım cezalar verdiler ama bu da bunun arka planında denetlemesi, bu işin bu maden ocağının böyle olmaması gerektiğine ilişkin raporlar vermesi gereken bir bürokratik yapı olması gerekir. Ve bu bürokratik yapının da ya denetlemediği için ya denetlerken görmezden geldiği için niye görmezden geldiğini diye bir şekilde sorguya tabi tutulması, hatta yargıya tabi tutulması lazım. Bu oldu mu Soma davasında? Olmadı. Hayır. İşte ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Bir toplam olarak düşündüğümüzde esas meselemiz ne tek adam rejimi, ne Kenan Evren rejimi, ne işte bilmem hatta belki demokratikmiş gibi görünen 3-5 lafı daha fazla edebildiğimiz dönemler, bunlar değil esas meselemiz. Bizim meselemiz hakikaten gerçekten insanlarımızın hayatına mal olan, insanlarımızın daha iyi bir hayat sürdürebilmesinin şartlarının oluşması çerçevesinde vermemiz gereken kavgayı vermememiz meselesi. Bizim esas meselemiz bu. Başka da hiçbir meselemiz yok. Bunun için ne lazım? Çok belli. Temas lazım. İnsanın insanla konuşması lazım. İnsanların daha iyi bir hayatı sürdürebilmesinin, hem de kendileri hayattayken bunun gerçek kılınması için çaba sarf etmesi lazım. İşte deniyor ya işte çocuklarımıza daha iyi bir dünyayı miras bırakmak. Hayır, ben böyle bir şey demiyorum. Niye çocuklarımıza daha iyi bir dünya miras bırakalım ki? Kendimiz için iyi bir dünya yaratalım. Mevzumuz bu. Biz bunun için çalışmıyoruz. Bunun için herkes çalışmaktan vazgeçti. Bekleniyor ki bir yerlerden gökten vahiy inecek. Bir anda işte bir ince mince bir şey kazanacak. Çok nefret ettiğimiz bir sistem bir anda kaybolacak ve değişiverecek. Gökten zembille inecek sanki dünyanın iyi sistemleri bilmem ne. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Şöyle olacak. Daha da şöyle olacak. Dünya giderek çok ağır bir ekonomik krize doğru yürüyor. İlk söyledikleri şey maliyetleri düşünmemiz lazım. Maliyetleri düşünmek ne demek? Maliyetleri düşünmek şu demek. Ham maddeyi eksiltebilir misin? Eksiltemezsin. Makinaları, makinenin enerjisini, çalışması gereken elektrifikasyonu ortadan kaldırabilir misin ya da azaltabilir misin? Onu da yapamazsın. Ne yaparsın? İşçi ücretlerini düşürürsün.
krize tek çare olarak patron sınıfının göstermiş olduğu hikaye bu. Ve bunun karşısında eğer ki ya ben hayatımı sürdüremiyorum, daha iyi bir, daha mutlu bir hayat istiyorum, hem çalışıyorum hem üretiyorum hem de sizin gibi hiçbir iş yapmayan insanların da beslenmesini benim yapmış olduğum üretim sağlıyor diyebilecek bir işçi sınıfının ortaya çıkması her şeyi dermadan eder, tümüyle değiştirir. Ya da benim tarlada çapaladığım, ettiğim ve tarladan çıkışına 50 kuruş olarak gösterdiğiniz şeyin, mecbur kaldığım şeyi siz pazarda 5 liraya satıyorsanız hani benim hakkım diyecek bulunan bir takım köylülerin ortaya çıkması lazım. Başka yolu yok bunun yani. Hocam patates soğanı hala 6-7 liradan aldığımız bir ülkede yaşıyoruz. Peki patates soğan üreticileri başı göğe mi erdi? İhya mı oldu? Ne oldu? Apartman yalı mı aldılar? Hepsi hala sefillikten geberiyorlar ve hayatlarını hakikaten sürdürmekte zorlanıyorlar. Fakat hikaye böyle. İşte komisyonculardan para kazanıyor. Patates ithal ediyor, ithalatçılardan para kazanıyor. Ama üretici hala aynı pozisyonda. Hal böyleyken bazı şeylerin gelişmesini de beklemek biraz, çok beklemek gerekir daha doğrusu. Ya ben şundan türü bugün biraz böyle biraz agresif davranıyorum. Hakikaten sıkıldım ben. Başımıza gelenlerin birbirimize tekrarlanmasından sıkıldım. İşte bu tek adam rejimi şu oldu, bizi dövecekler, bizi öldürecekler, bilmem ne olacaklar. Ben yurt dışına gittim birkaç defa, orada arkadaşlarımla karşılaştım. Sakın dönme diyorlar, ya öldürecekler orada sizi. Yani sakın dönme bak, kaçmış adam bir de diyor ki sana sakın bir daha dönme oraya. Sen de kaç diyor. Makul, evet. Belki de böyle şeyler olacak, bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey şu. Biz o kadar ahlanıp vahlanıyoruz ki çıkış yollarımıza odaklanmamız lazım. Bana öyle gibi geliyor. Bak bu memlekette giderek iyice eğitimde siyasal İslam ağırlığını koydu. Siyasal İslam'ın ağırlığını koyması Türkiye'deki başka inançlara sahip olan insanların hakikaten çok ciddi anlamda zor duruma düşmesi anlamına geliyor. Çok ciddi. Örneğin Alevi yurttaşlar ne pozisyondalar şu anda? Yani bir oturup düşünmek lazım. İmam Hatip'ler açılmış, çocuğunu mahallesindeki İmam Hatip Lisesi'ne göndermek zorunda kalan bir Alevi yurttaş ne düşünüyor? Bir Hristiyan yurttaş ne düşünüyor? Bir ateist ne düşünüyor acaba? Şimdi bunlar toplumun hakikaten sinir uçlarıyla oynamak manasına geliyor. Peki ses çıkıyor mu? Hayır. Bütün bu konuştuğumu unutun, konuşmaktan vazgeçelim artık diyorum ben. Artık yani yapalım. Hakikaten. Aynen. Yani ifade özgürlüğü denilen örneğin şey, yani onların söylemeni istemediği her şey senin varlık meselense, bir insan olarak var olmanın esas anlamıysa, bu anlamı yaşatmanın tek yolu sözünü esirgememekten geçiyor. İçinde yaşamış olduğun üretim ilişkileri seni yeni bir zorbalıkla itirazsız bir hale düşürüyorsa, senin haklarını alabilmen için eylem yapmanın önünde koskoca bir devlet makinesi duruyorsa, bu makinenin de aslında ya dişlilerinden bir tanesi olacaksın ses çıkarmayarak, ya o dişlinin arasına bir çomak sokacaksın. Yani başka yolu yok. Ben o yüzden itirazın her biçiminin bu dönemde yükseltilmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun yükseltilmesi için de toplumun ezilen, mağdum, ötekileştirilen kesimlerin hepsinin kendi içinde yeni tarz bir örgütlüğün içerisine girmesi gerektiğine inanıyorum. O yüzden konuşmak yerine örgütlenmek, uzaktan uzağa laf atmak yerine temas kurmak, tırsmak, korkmak yerine ki ölümden öte köy yoktur, kendini ortaya koymak. Cesaretten de bahsetmiyorum. İnsani varlığını korumaktan bahsediyorum. İnsan gibi hayatını sürdürebilme çabasından bahsediyorum. Başka bir şeyden değil. O yüzden bütün dediklerim unutulsun, ne yapılsın, itirazın örgütlenmesi gerçekleştirilsin. Bence tek yol bu. Konuğumuz Ertuğrul Mavoğlu'yla zamanın nasıl geçtiğini anlayamadık. Aslında daha konuşacak o kadar çok şey var. Anlatacak, konuşacak, tartışacak bir sürü konu var. Daha Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni şeklini konuşmaya başlayamadık bile. Ama gene de zaman geçti, su gibi aktı. Maalesef sohbetimizi sonlandırmak durumundayız.
haftaya yeni konuklarla gündeme değerlendirmeye devam edeceğiz.